İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. İran dini liderinin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan provokatörlerin Trump'ı sahte bir savaş nedeniyle karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'a tuzağa karşı dikkatli ol diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu. İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan ABD'ye sert mesajlar gelmeye devam ediyor. İran dini liderinin yüksek askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Irak'ta devam eden askeri hareketliliğe değinerek askeri anlamda her türlü senaryoya hazırız. Savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Eğer İran'a bir saldırı olursa bunun cevabını kesinlikle veririz" dedi. Bölgede ABD üslerini ve askeri hareketliliği izlediklerini belirten Safevi, "Birliklerimiz Körfez'den Hint Okyanusu'na ve Umman Denizi'ne kadar tüm askeri hareketliliği takip etmektedir. Bölgedeki ABD üsleri radarımızda ve ABD kuvvetlerinin tüm zayıf noktalarını tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Safevi, İran kuvvetinin tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını belirterek, "İran, ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içerisinde yok edebilecek güçtedir" dedi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Ali Hacızade, Lübnan medyasına verdiği demeçte bölge ülkelerini ABD ve İsrail'le işbirliği konusunda uyararak, "ABD ve İsrail'le olası bir savaş durumunda hiçbir ABD üssünü ayırt etmeden hedef alırız. Bu durumdan en çok zarar gören Arap ülkeleri olur" dedi. Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin 1. ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi. Ülkedeki İran'a yakın Haçlı Şabi çatısı altındaki Bedir örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali Süleymani suikastinin yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu. Bağdat yönetimi, Süleymani suikastinin yıl dönümünde başkentteki Yeşil Bölge veya ABD üslerinin bulunduğu diğer kentlerde olası füze saldırılarından endişe ediyor. Irak polisinden Yüzbaşı Ahmet Halef, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta güvenlik durumu gergin. Başkentte Yeşil Bölge'yi hedef alacak herhangi bir füze saldırısı girişimi ihtimaline karşı güvenlik güçleri konuşlandırılıyor" dedi. Halef, Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in öldürülmesinin 1. yılında silahlı grupların Yeşil Bölge'ye veya ABD askeri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkat çekti. Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü. Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapılarının olduğu iddia ediliyor. Irak'ın başkenti, İran-ABD ilişkilerindeki en derin çatlağa yol açacak suikast, Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de gerçekleşti. ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran'ın Orta Doğu politikalarının mimarı ve askeri açıdan en önemli kuvvetlerinden biri olan General Kasım Süleymani hayatını kaybetti.
Bugün o suikastin yıl dönümü. İran'da ABD saldırısına yönelik protestolar düzenlenirken Tahran hükümetinden Kasım Süleymani'nin kanının yerde bırakılmayacağına yönelik tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran devrim muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de bir İHA saldırısı sonucu Irak'taki Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmesinin birinci yıl dönümü gösterilerle anılıyor. Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende İranlı generalin ailesiyle üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu. Törende konuşma yapan Haçlı Şabi Örgütü Başkanı Falih Feyyaz, İranlı General Süleymani ile el mühendislerin çizdikleri yolda devam edeceklerini vurgulayarak ABD'yi tehdit etti. Feyyaz, cihat ve fedakarlık yolu uzun bir yoldur. Bizi yetiştirdiğiniz yolda devam edeceğiz şeklinde konuştu. Törene birçoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı. Süleymani, devrim muhafızları ordusu içinde ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlardan sorumlu Kudüs gücünün komutanı olarak resmi pozisyonunun çok ötesinde askeri, hatta bazı zamanlarda da siyasi bir figür olarak görülüyordu. Süleymani özellikle İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının da baş mimarı olarak biliniyordu. Suriye başta olmak üzere pek çok operasyonda dahli bulunan Süleymani, İran'ın askeri politikalarının bir numaralı idarecisi konumundaydı. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Saldırının ardından ABD Başkanı Trump, binlerce ABD askerinin ölümünden sorumlu dediği Süleymani'yi öldürme emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı. İran'da intikam çağrılarıyla karşılık verdi. Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis'in 1. ölüm yılı dolayısıyla saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanı yakınlarında da anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar mum yaktı, Süleymani'nin posterleriyle gösteriler düzenledi. İran'ın önde gelen muhafazakar din adamlarından Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi 85 yaşında hayatını kaybetti. İran haber ajansı ISNA'ya göre İmam Hümeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Yezdi 6 günden bu yana tedavi gördüğü başkent Tahran'daki bir hastanede 85 yaşında vefat etti. 31 Ocak 1935'te Yezd kentinde dünyaya gelen Yezdi ilk İslami bilimler eğitimini doğduğu kent Yezdi'de aldı. Sonra Irak'ın Necef kentine giden Yezdi, maddi zorluklar nedeniyle bu kentte eğitimine devam edemeyince bir yıl sonra İran'ın Kum kentine geçti. Burada 1959'dan 1967'ye kadar İran devrim lideri Ayetullah Hümeyni'nin derslerine katıldı. Aynı dönemde Allame Tabatabai'den tefsir, İbn Sina'nın Şifa ve Molla Sadra'nın Esfar kitaplarını okudu. Kurucuları Seyyid Muhammed Hüseyini Beheşti, Ali Meşkini, Mehdi Hayri Tahrani ve Hüseyin Hakani olan Hakani Medresesi'nde felsefe ve Kur'an ilimleri alanında dersler verdi.